şekilde çıktık gidiyoruz. Gökhan'cığım. Çok heyecanlıyım. Gökhan hep isterdi ki gidelim kalalım. Hani hep günübirlik gidip geliyoruz çünkü genelde. Kayak pistine çok yakın bir yerde bir ev tuttuk. Orası için de heyecanlıyım. Hem evde böyle tatlı zamanlar geçireceğiz, hem gün içerisinde kayacağız. Güzel birkaç gün bizi bekliyor. Ya ben çok beğendim deremi. Çok değişik bir rüzgar var ha. This is beautiful. I love it. Yüz tarafı var. Yüz tarafı var. Yüz tarafı var. Yüz tarafı var. Bu yatak çok tatlı. Güzel bayan var. Önce şimdi eve geldik. Eşyalarımızı falan bırakıyoruz. Bir eve ilk izlenim yapıyoruz. Çok tatlı, böyle A-frame dedikleri böyle A şeklinde bir ev. Size de hızlı bir tur verecek olursak. Buradan kapıdan giriyoruz. Solda küçük bir banyomuz var. İlerlediğimizde sol taraf böyle tatlı bir mutfağa açılıyor. Sağda burada bir oda mevcut. Burası zaten salon. Arka bahçe, şurada şömine var. Böyle bir oturma alanı var. Oraları zaten daha keşfederiz. Çok güzel. Orada bir yatak odası var ve aşağıda bir yatak odası ve arka bahçeye yine iniş ve çıkış var. Eldiven var uğraşmak için log odunlarla. Bir sürü ön tohumu, çok iyi ön ya. Hadi gelin. Kayma zamanı mı? Kayma zamanı. Ayşe ne var orada bak. S'mores yapıyoruz bak. Evet. S'mores. Çok güzel sıcaklığını korursun ama durduğun zaman üşüme ihtimalin geliyor. Ama güneş var ya, güzel ya, evimiz de var. Hiç şuan bakalım. Bakalım. Buz banyosu. Ben böyleyim. Daha yakın mı? Yakın. Ama bir o kadar da uzak çünkü varamıyorum. Arabanın her şeyi hazır. Kimin en heyecanlı olduğu belli oluyor, evet. Ben de çok heyecanlıyım. Burada gittiğimiz dağda bizim Gökhan'la çalıştığımız kayak ve snowboard öğrenme yerinin bir şubesi var ve biz de bundan yararlanıp Ayten daha önce hiç kaymadığı için ona hızlıca Gökhan bir göstersin istedik. Biraz aşağı kay, normal ayaklarında dur yani. Ha. Ellerini bırak şimdi. İş yerinden arkadaşlarımız da oradaydı. Biraz onlarla da takıldık. Sonra Ayten'i bu sefer karda Gökhan biraz daha böyle yardımcı olmaya çalıştı. Sonra artık herkes kendi başının çaresine baksın deyip herkes dağılıp kendi başına kaymaya başladı. We can't taste any of the beers, right? Do you do tastings? Can I try the Kona and the mango one? Oh, okay. I'll try the mango. Bak iyi olduğunu oradan anlama. Aynen. Mangolu mu o bira? Evet, mangolu. Ve portakal falan koyuyorlar içine. Salty crew, blonde, I have red trolley ale and I have Hayden little special. Bildiğin bira. Oh, çok iyiydi.
Ay. İlk kayış günümüzü başarıyla gerçekleştirdik. Hepimiz bence yorulduk. Ayten özellikle. Ayten'cim, bir düşüncelerini paylaşacak mısın? Nasıldı? Kızım, direkt kendini attın. Yani ilk defa deneyimledi kaykay kayağı. Nasıldı? Çok geçen. Ayten'den aynen Azerbaycanlı olduğundan bahsetmiştim zaten daha önce. Ona da diyorum, beni Azerbaycan'a Bakü'ye davet ediyor. Geleceğiz. Ben de dedim ki eğer oradaki herkes senin gibiyse oradayım. Oradayız. Tatlı şarabını da aldı buraya gelmeden. Bakayım bir tadına. Ben de böyle tatlı içecek pek sevmiyorum ama. Güzel. Ve bayan bir tatlılığı da yok. Şimdi yemeğe gideceğiz. Evet aşkım, ben işte buraya taşınmak istiyorum böyle bir eve. Değil mi? Böyle bir ev olacaksa evet. Taşınırım gerçekten. Arsamızı alacağız, kendimiz yapacağız evi istediğimiz. Tamam mı? Bu ne? Şey bu, ping pong mu ne bu? Yok be, onu müzik aleti o. Hayır, o yani. Adam bu şey bu, yerlemek için. Ne yapıyoruz? Sen 35 dakika buradan Texas Roadhouse. Evet. Bir kayıyorum böyle. Ama bunlar benim elime gerçekten çok fena his veriyorlar. Gökhan o hisse sevmediğim his bu. Özellikle şu. İçi değil de dışı değil mi? Dışı evet. Ah, içim diken diken oluyor. İstemediğimi düşünüyorum. Çok huzurlu, çok güzel bir yerdeyiz ya. Zaten dağ ortamı, orman ortamı hep böyle. Ama uzun zamandır böyle bu ev gibi A-frame dedikleri üçgen şeklinde içi böyle tam kabin gibi olan bir evde kalmayı istiyordum. Dün snowboard çok iyiydi ya. Gerçekten kayıyorum dedim artık yani. Ben snowboard kaymayı biliyorum. Hani böyle geçen seneye kadar, hatta düne kadar hala yeni başladım, öğreniyorum falan derdim ki hala öyleyim ama hani dün oturmuş bir şeyler, bunu anladım. Kaymayı biliyorum diyebilirim artık ve çok güzel hissettirdi. Onun böyle kontrolünü elinde olduğunu hissetmek. Çünkü daha önce kontrolsüz hissediyordum çoğu zaman kendimi ve o korkunç bir şey de olabiliyor. O yüzden dün de böyle içimde böyle bir heyecanla karışık korku vardı. Onun diğer ucundan böyle başarmış şekilde çıkmak hoşuma gitti. Normalde bu sezon snowboard kaymayı sorguluyordum yani, hiç kaymasam mı falan diyordum. Çünkü işte sakatlanmaktan, kötü düşmekten falan İlla korkuyorsun. Geçen sene de böyle birkaç kere böyle bir kötü düşüşler yaşamıştım. Ama dedim ki Ada, eğer bu sene kaymazsan hani bir daha kaymazsın zaten. Yani bırakırsam
Hani iki sene sonra, üç sene sonra bir daha kaymaya yelteneceğimi düşünmedim. Bırakış o bırakış olur dedim. Hazır mısın gerçekten bunu bırakmış olmaya? Bir şeyleri hani denemeyi bırakmış olmaya. Onu yediremedim. Acaba neden yani? Hırslı olduğumu söylüyor insanlar. Galiba doğru. Ama böyle bir yandan da hani neyi kanıtlamaya çalışıyorum kendime diyorum. Bir yandan da haz veren bir yanı var. Bu kötü bir şey mi bilmiyorum. Neyse başlamayayım. Bunları terapide anlatmam gerekiyor büyük ihtimalle. Bugün yine kayacağım gidip. Dün o kadar güzel kaydım ki dedim buraya kadar gelmişken ve pist 5 dakika mesafedeyken ve sezon pasımız varken iş yerimiz bize sezon pası da alıyor burada çünkü onların da yeri var işte. O yüzden hani gidip 2 saat kayıp sabah sporu gibi sonra da öğleni akşamı falan full evde geçirmeyi düşünüyorum. Akşama bir barbekü yapacağız şurada. Ateş yakıp marshmallow yapacağız falan. Tatlı bir akşam olacak. Böyle dağda biraz kayarak yorulup gelmek de çok tatlı oluyor. Zaten şu dağ havası böyle keskin bir soğuk ama üşümüyorum. I'm just gonna. Dude, that's crazy. We did this. I want my baby back, baby back, baby back. I want my baby back, baby back, baby back. I want my baby back, baby back, baby back. I want my baby back. Dün ne güzel haber de bedavaya, yemeğini bedavaya aldık. Evet ya. Oradan bakınca boş gülüyorsun. Bence biraz soğan da bu ister ya. Çok yaşa. O nasıl bir hapşırma ya? Yerim. Az
şimdi buranın küçük dağ kasabasını keşfetmeye, biraz yürümeye, bir iki böyle ikinci el dükkanı varmış, onlara girmek istiyorum. Böyle buranın havasını bir alalım diye gezmeye gidiyoruz. Evet. Rengi de güzel. Ya şunu alıyorum. Alalım. 710 dolara. Şu an gruptaki diğerleri mesela neden eski şeyleri, hepsi böyle eski eski şeyler falan diyor. Ama benim çok hoşuma gidiyor çünkü çok heyecanlı geliyor. Sonuçta bunlar birilerinin eskiden kullandığı eşyalardı. O böyle bir heyecan veriyor bana ve de tabii ki kendim çok beğeneceğim bir şey bulma ihtimali çok heyecanlı geliyor. Ama burası böyle sadece kıyafet de değil, her şey var. Kapkarışık bir yer. Ana, orada şuna bak. Dağdan aşağı inmeni, köyden köye gitmeni sağlayan şeyler bunlar. Şaka gibi. Bu kullanılan bir şey miymiş yani? Kesinlikle. Gerçekten? Baksana bindingi mindingi var yani, o zaman nasıl bir binding lan? Eğer o kayak botuysa... Kardeşim harbiden tam bacaktan öyle dokun be. Barış, bunu alıyoruz. Ya Gökhan, PG-13. Şundan da koydurabilir miyiz? Evet, koydurabilir. Kola olanlar. A bag of candies from here. Yeah, we just weigh it up and whatever you like. Perfect. Sen bir de jelibon aldın. Evet. Balık tutuyor sanki. Günaydın. Burada üçüncü ve son sabahımıza uyanmış bulunuyoruz. 11'de buradan çıkışımız var. Son bir sabahı geçireceğiz burada. Evi toparlayacağız, bulaşıkları falan hallediyoruz. Gökhan tekrar kaymaya gitmekten bahsediyor. Aslında ben de gitmeyi düşünüyordum ama bir yandan da iki günün yorgunluğu var üzerimde. Özellikle şu hip flexorlarımda. Evde kalıp böyle evin tadını çıkarmak istiyorum son sabah. Çok güzeldi ya. Bu evi de böyle son anda, normalde daha büyük bir grupla falan başka bir ev beğenmiştim. Tamamen başka bir yerde. Big Bear'daydı asıl ilk bulduğum ev. Ama sonra hiçbir arkadaşımız müsait değildi. Planı değiştirip dördümüz buraya gelmeye karar verdik.
verdik. Bu evi buldum falan. Ama iyi ki böyle olmuş gerçekten. Hem böyle sadece aile içinde olmak, hani bu aile kavramı da hani böyle gerçekten içine doğduğun aile değil de sonradan kendi işte eşinle falan kurduğum, işte eşinin kardeşi, onun sevgilisi ya da onun eşi falan. Böyle bu aile kavramını da yavaş yavaş hissetmek hoşuma gidiyor yani. Sonuçta yabancı olduğum bir şey. Hani bunlar benim ailem demesi böyle garip gelebiliyor. Ama öyle de bir yandan ve onu hissettiren bir tatil oldu bence. Böyle kendimi çok rahat hissediyorum. Hani arkadaşımın yanında da rahatım ama sanki aileden birileri olunca daha da rahat oluyor. O yüzden böyle olmasına sevindim. Rode markasının şu 3 ürününü getirdim yanımda. Gerçekten tek kullandığım nemlendiriciler bunlar. Çok uzun bir süre almaya direnmiştim. Zaten ona direnmek de aslında bir böyle kendini bir kalıba sokmak. Kalıplardan çıkmak en iyisi. Aldım ve beğendim yani. Yalan yok, beğenerek de kullanıyorum. O yüzden hani sanki böyle şey vardı aklımda, böyle hayır Hailey Bieber'ın ürünlerini almayacağım. Herkes onları kullanıyor falan. Aman. Gerçekten başarılılar. Bugün artık Los Angeles'a dönüş. Ama çok güzel bir 2-3 gündü ya. Bir de dışarıda böyle kar yağsa dedim. Güneşli falan olması da çok güzel ama bir gün böyle kar yağarken de bir daha evinde olmak istiyorum. İnşallah. Abi elinin hiç titrememesi gerekiyor. Burada elin ne kadar sabit, ne kadar titrek plak takarak anlayabiliyorsun. Evet. Az önce üzerindeki tozu silmesin koyu ayarken. Ha. Tozlar yapıyor, cızırtılar yapıyor. Bunların işini biliyorsun. Hmm. O buradaydı. Ama biz cimendik çıkaralım bence. Daha güzel duruyor. Hadi bana bu yıkıyor tomorrow. Ben bayıldım bu LP'nin şey cover'ına falan da bayıldım. Baksana plakta da var. İşte biz de böyle şeyler düşüyoruz Gökhan, ne yapalım? This side, that side. This side ile başlayalım hadi. Hmm. Baksana. Evet, çok tozlu bu. Bayağı da kullanılmamış. Direkt en dıştaki, değil mi? En dış kalındır zaten bayağı. O kalın yere koy, fark etmiyor. Böyle olurum öncesine. Çek vermem lazım şuradan. Ben bunu görüyorum. Abi yola. Yola ben de öyleyim. O nasıl mı? Neyse. Sen düşünemiyorsun hepsini yani. Evet. Bir sürü şey. Evet, çek. Olduğu için. Ama sen buradan sonra sıçış demiş yani. Şu an çekmeyin. Yani. Şu an çekmeyin. Yine editten ve siz bunu izlerken size çok yakından seslenen bir ada. Çok fazla uzatmayacağım. Saat zaten gece 12.30. Daha videoyu bitireceğim ve yüklemeye koyacağım. Zaten Los Angeles'in internet altyapısı yani yakışmıyor ya. 8 saatte falan yüklüyorum bir videoyu. Los Angeles'a özel yani bu. Altyapı yok, altyapı yok. Umarım keyifle izlemişsinizdir ben hem yaşarken. Hem de videosunu çok severek montajladım. İzlerken keyif aldıysanız beğenilerinizi, yorumlarınızı görmeyi, okumayı çok isterim. Daha güncel takip etmek isterseniz Instagram'ıma ve TikTok'uma da beklerim. Aşağıda linkleri var. En yakın zamanda yeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hepinizi kocaman 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 öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bye!